Ya aslında polisin kişileri durdurma, kimlik sorma yetkisi polis vazife ve salayetler kanununda düzenlenmiş. Yani burada kişileri durdurabilmek, kimliklerini sorabilmek, üst araması yapmak, araçlarını aramak için makul bir sebebin olması gerekiyor ve bu sebebin de yurttaşlara açıklanmış olması gerekiyor. Basına yansıyan görüntülerden, bazen bizim de aslında sokakta, Diyarbakır'da yani bölge kentlerinde karşılaştığımız durumlarda güvenlik görevlilerinin herhangi bir açıklama yapmadan, direkt bir şekilde işte kendilerini bile tanıtmadan yurttaşların kimlik bilgilerini, kimliklerini sormaları, üstlerini, araçlarını aramaları uygulamalarıyla çok sık karşı karşıya kalıyoruz. Bu direkt bir şekilde kolluğun kendi görevini kötüye kullanma suçunu oluşturuyor. Aynı zamanda bu görüntülerde yansıdığı şekliyle işkence ve kötü muamele suçunu oluşturduğu durumlar oluyor. Kişilerin seyahat hakkını engelleme, bir yerden bir yere ulaşma hakkını engelleme fiillerini oluşturuyor. Burada kolluğun uygulaması gereken, bizim eksik gördüğümüz polis vazife ve salayetler kanununda belirtilmiş olan silsileyi işletmesi gerekiyor. Öncelikle kendini tanıtmış olması gerekiyor. Görüntülerdeki kişiler üniformalı kişiler değil, polis olup olmadıkları belli değil kişilerin. Öncelikle kendi kimliğini ibraz etmesi gerekiyor. Yurttaşa bir güven telkininde bulunabilmek için. Daha sonra da neden bu aramayı yaptığını açıklaması gerekiyor. Ve ondan sonra diğer işte üst araması, kimlik sorma gibi işlemleri ondan sonra geçmesi gerekiyor. Ama bölgenin tamamında bu usullerin hiçbirine uyulmadan direkt bir şekilde işte sert, kaba, emirvaki şekilde uygulamalara maruz kalıyoruz. İşte buna karşı tepki gösteren yurttaşlar da gözaltına alınabiliyor, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılabiliyor. İşte geçtiğimiz Haziran ayı 25 Haziran işkenceyle mücadele günü aslında. İşkenceyle mücadele, işkence görenlerle mücadele günü. O gün biz bir Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte bir rapor da yayınladık. İşte Türkiye'de sadece 2023 yılı içerisinde 800'e yakın insan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na ve Türkiye İnsan Hakları Derneği'ne başvuru yapmış işkence gördüğüne dair. Bunların büyük çoğunluğu gözaltı birimleri veya gözaltı birimleri dışında buna benzer vakalar aslında. Yani polisin sokakta işlediği şiddet fiilleri. Bu nedenle bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Başka? Yani bunun özel bir sebebi var tabii ki de. İşte kolluğun, valiliklerin, İçişleri Bakanlığı'nın söylediği şekliyle terörle mücadele diye tırnak içerisinde tanımladıkları. Bizimse baskı ve korku politikalarını topluma yayma amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Özellikle bu 2015 yılından bu yana tekrar çatışmalı sürecin başlamasıyla birlikte birçok yasal düzenleme yapıldı. Bu yasal düzenlemeler işte kamuoyunun aklında kalan ve çok yoğun tartışmaların oldu. İşte iç güvenlik paketi 2014 yılında ya da 2015 yılının başı olması lazım. İç güvenlik paketi diye bir yasa değişikliği meclise sunuldu ve kabul edildi. Orada işte kolluğa çok ciddi anlamda bu tarz meselelerde suistimal edilebilecek yetkiler verildi. Arama, durdurma, üst araması yapma, kimlik sorma konusunda çok üst düzey yetkiler verildi. Geniş yorumlamaya mahal verecek kanuni düzenlemeler yapıldı. Bazı terimler konuldu ve bu çok geniş anlamlara gelebilecek terimlerdi. O dönemde itiraz ettik. O günden bugüne kolluğun yetkisi her gün arttırılmaya çalışıldı iktidar tarafından. İşte en son yine mahalle bekçilerinin yetkilerinin işte kişileri durdurma, araçlarını arama, işte kamu güvenliğini sağlamak üzere önlemler alma şeklinde birçok yetki verilen bir yetki vardı. Anayasa Mahkemesi bu yetkilerin bir kısmını iptal etti, öngörülemez olduğu için. Burada hani bölgede daha fazla yoğunlaşmasının sebebi bahsettiğim gibi 2015'ten bu yana tekrar başlayan çatışmalı süreç. Toplum üzerinde oluşturulmak, kurulmak istenen baskıdan bağımsız düşünemeyiz. Tabii ki yani özellikle bölgede görev yapan tüm kamu görevlileri, sadece kolluk görevlileri değil, tüm kamu görevlileri buradayken işte devletin bekasını koruduğunu düşünüyorlar. Yani buraya gelirken bu kodlarla,
Bu motivasyonla geliyorlar. Bu motivasyon da yurttaşlarla aralarında sağlıklı bir bağ kurulamamasına neden oluyor. Çünkü buraya geliş amaçları zaten, buraya gönderilirkenki motivasyonları buranın başka bir yer olduğu üzerine kuruluyor. Bu nedenle de işte kolluk da sokaktaki yurttaşa, Türkiye'nin batısındaki yurttaşlardan farklı muamele ediyor. Bu nedenledir ki işte belki yani örnek olması açısından söylüyorum. Zırhlı araç çarpmaları sonucunda yaşamını yitiren insanların %90'ından fazlası bu nedenle bölgede yaşamını yitiriyor. Hani tabii ki hiçbir yerde olmasını temenni etmiyoruz ama bu tarz olayların, bu tarz ihlallerin ağırlıklı olarak bölgede yaşanmasının sebebi kamu görevlilerinin buradayken her birinin ayrı ayrı işte devletin bekasını korumakla yükümlü olduğu gibi kendine bir vazife çıkarması. Bu vazife de bu tarz ihlallere neden oluyor. Yani genel anlamda bu şekilde tariflemenin ben hani mantıklı ve Türkiye gerçeğine, bölge gerçeğine uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşanan ihlallerin birçoğunda kamu görevlisi tarafsa eğer bir cezasızlık politikası var. Kamu görevlilerini koruma, kollama gibi bir politika var. Bu işte işkence suçunda da böyle, düşünce ifade özgürlüğünü engelleyen kamu görevlisi açısından da böyle, yaşam hakkı ihlaline neden olan kamu görevlisi açısından da böyle. İnsan Hakları Derneği yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de bununla mücadele ediyor. Bunun bize gösterdiği, bu mücadele sırasında öğrendiğimiz en önemli şey, kamu görevlilerinin olabildiği kadar işledikleri suçlardan muaf tutulmaya çalışılması. Bu bugünün meselesi değil. Yani 80'lerden bu yana 12 Eylül'de işte Diyarbakır hapishanesinde, hapishanelerde yaşanan işkence, yaşam hakkı ihlallerinden sonra nasıl sağlıklı bir yargılama yapılmamışsa, bugün burada işte 2024 yılında sokak ortasında pervasızca suç işleyen kamu görevlileri aynı şekilde cezasız bırakılmaya çalışılıyor. Çünkü gerçek anlamda bir demokratikleşmeye, gerçek anlamda bir evrensel hukuk standartlarına erişme gibi bir derdi yok iktidarın şu an. Aksine kolluk baskısıyla, elindeki kolluk gücüyle toplumu bastırmak, talepleri minimalize hale getirmeye çalışılıyor. Bunu yaparken de yargı da ne yazık ki buna alet oluyor. Defalarca raporlar açıkladık, takip ettiğimiz davalara ilişkin görüşlerimizi dile getirdik. Sokak ortasında kameraların gözü önünde işte belgeleriyle öldürülen insanların failleri beraat ettirildi. İşte Tahir Elçi dosyası diyebiliriz. 18 aylık bir bebekken öldürülen Mehmet Uytun davası diyebiliriz. Helin Şen davası diyebiliriz. Hani Nihat Kazanhan dosyası diyebiliriz. Bunların tamamında devlet evet bir kısmında cezalandırılma çıktı ama cezalandırılmasına rağmen kolluk görevlileri ortada yok. Hapishaneye girmiyorlar, tutuklanmıyorlar ve işte bazıları büyük çoğunluğu görevlerine bile devam ediyorlar. Bu cezasız politikasının bu tarz insan hakları ihlallerinin devamında çok büyük bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Tüm yurttaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunalım. Sosyal medya hesaplarımızda derneğimize nasıl başvuru yapıldığına dair videolar var. Farklı dillerde, Kurmancı, Zazaki, Türkçe, farklı dillerde kurumumuza nasıl başvuru yapılacağını bir videoyla yurttaşlarımıza hatırlattık. Sizin aracılığınızla bir kez daha hatırlatalım. İnsan Hakları Derneği Türkiye'de 30'dan fazla ilde örgütlü bir şekilde çalışmalarını yürütüyor ve insan hakları mücadelesinin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Yurttaşlarımız bu ve benzeri işkence vakalarında, düşünce ve ifade özgürlüklerinin engellendiği zamanlarda derneğimize çok rahat bir şekilde başvuru yapabilirler. Derneğimizde faaliyet yürüten gönüllü hukukçularımız kendilerine hukusal destek sağlayabilir, raporlama çalışmaları yapılabilir. Yine işkence ve kötü muameleye maruz kalan yurttaşlarımız Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvuru yapıp alternatif raporlar alabilirler. Bu alternatif raporlar bu suçu işleyen kamu görevlilerinin yargılanmalarında ellerinde ciddi bir delil olarak bulunabilir. Mücadele etmekten vazgeçmemek gerekiyor. Bu uygulamalar yeni uygulamalar değil. 40 yıldan fazla bir süredir bölgede, özellikle bölgede yapılan uygulamalar. Mücadele etmek bu anlayışla bizim görevimiz. Yurttaşlarımız da bu konuda hani her zaman İnsan Hakları Derneği'ne başvuru yapabilirler.